Evet arkadaşlar, bir RTX 3090'ımız var, Zotac Gaming. Cidden güzel bir kart. Henüz sadece kutusuyla temas halindeyiz. Ama şimdi kendilerini açacağız. Şimdi bu bir tamir videosu değil. Gördüğünüz gibi kutu açıyorum. Ama bu bir kutu açılım videosu da değil. Bu ekran kartı nasıl tutulur? Nasıl bilmem işte rige takılır, nasıl takılmalı vesaire vesaire videosu. Ola ki evini arabasını ipotek gösterip de 3090 alma niyeti olan arkadaşlar varsa veya tuzu zaten kuru olup istediğim gibi alırım diyen arkadaşlar varsa şu detayı bilsin diye açıyorum. Kartınızı aldınız. İlk defa açıyorsunuz falan, bir 3090 bu. İşte karta ulaştınız, böyle aldınız. Şimdi bu kart sıfır. Ama adam bunu Amazon'dan alıp işte o kadar gelmesini bekleyip geldikten sonra kartın hiç çalışmadığına da şahit olabilir. Bunun nedeni nedir arkadaşlar, onu söyleyeceğim size. Bu kartımızın işte kutudan çıkarttığımız yalın hali. Bu kartı anakarta takmadan önce ne yapıyoruz? Şu kartı yapalım. Bir saniye. Şu kutuyu alalım. Bunu takmadan önce ne yapıyoruz sisteme? 3090'ımızı. Haliyle burayı çıkartıyoruz. Peki ne yapmıyoruz? Buraya elimizi sürmüyoruz arkadaşlar. Buralar PCI'den çipe doğrudan giden veri yollarının elimizle çıplak olarak temas edebileceğimiz tek yeridir. Buraya el sürtülmesi veyahut da üzerimizde kazak olur. Kaza çıkartırken çatır çutur ses gelir ya hani. O şekilde bir ses, statik elektriklenme olduğunun işte göstergesidir. Bu da çıplak durduğunda, buraya elimiz değdiğinde elimizde olan elektrik buradan doğrudan çipe gidebilir arkadaşlar. Bu şekilde de sıfır olan kartınız bozulabilir. Sade ve sadece bunu bilin. Kartlarınız boşuna bozulmasın. Yok işte hiçbir şey yoktu, sıfır aldım taktım, görüntü vermedi, Amazon'dan geri göndermeye çalışıyorum, bir kart masrafı kadar masraf çıkıyor falan gibisinden şikayetler çok geliyor. O yüzden çok 3090'lar genelde yeni kartlar olmasına rağmen geldi bana, geldiyse de. Ama dikkat edeceğiniz husus budur. Burayı çıkarttıktan sonra hiçbir şekilde çıplak elle bu PCI bacaklarına elinizi sürtmüyorsunuz. Arada diğer kartlardan baktığınızda bu veri yollarının PCI bitiminin, bu PCI girişinin hemen arkasında kondansatörler olur. Bu kartlarda o yok. Doğrudan bu veri yolları çipe gidiyor. Demek istediğim de hemen göstereceğim. Mesela bir donör kartla. Bakın PCI'nin hemen arkasında küçük kondansatörler vardır. Bunlarda bu yok. Yani çip arızalarına maruz kalmamanız için benden kısa bir bilgi arkadaşlar. Umarım işinize yaramaz.